Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Aferin çok güzel. Yine sizinle birlikte Türk dili derslerimizde devam ediyoruz. Hazır mısınız? Çok güzel. Hazırsanız biz dersimizi başlıyoruz ve siz kalem ve defterlerinizi hemen yanınıza alın. Assalamu alaikum barca sizler bilen bir gelikte yine Türk dili derslerimizde devam etmemiz. Eğer tayar bulsanız yakırağı oturup alın bugün biz siz bilen okuçu hayatı yani talaba hayatını öğrenemiz. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte öğrenci hayatını öğreneceğiz. Onunla birlikte izin ve rica, yani birisinden diyelim ki hocamızdan nasıl rica edebiliriz? Hocamız bir şeye bizi nasıl izin verebilir onu öğrenmeye çalışırız arkadaşlar Demek ki başlıyoruz İlk önce öğrenmemiz gereken şey bu zaten biliyorsunuz bilseniz bile bir defa tekrar ediyoruz öğretmen kim arkadaşlar öğretmen Öğretmen öğretmek fiili ile birlikte geliyor bakın öğretmen öğretmek Öğretmek bu orgetmak fiili bulup öğretmen ise oktuğuçdir yani öğretmen öğretiyor. Uhtuvçu, Urge, o yüzden öğretmen ve öğretmek fiiliyle birlikte geldi arkadaşlar. Bunu fark etmeliyiz biz. Öğrenmek öğrenmek ve öğrenci. Öğrenen insan kim? Öğrenen öğren, öğrenci. Yani öğrenen insan ve öğrencidir arkadaşlar. O yüzden öğrenmek ve öğrenci kelimelerini birlikte yazmaya çalıştık. Öğretmen öğretmek. Öğrenmek öğrenci oldu. Yani... Uktuçe ve Urgenmokfi ile hep birlikte geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demek ki burada öğretmen kim? Aferin çok güzel. Burada öğretmen ben. Siz şu anda benim öğrencimsiniz. Yani ben öğretmen olarak size yeni konuyu öğretiyorum. Siz öğrenci olarak yeni konuyu öğreniyorsunuz. Çok güzel. Demek ki bu yer anlaşıldı size. Devam ediyoruz. Gülay hakkında. Biz zaten bu konumuza ilgili yeni kelimelerimizi ezberlemiştik. O yüzden şu anda bir metin okuyacağız ve Özbekçe'yi çevirmeye hareket ederiz arkadaşlar. Benim adım Gülay demiş. Siz onun anlamını zaten biliyorsunuz. Benim adım Gülay. Ben üniversitede öğrenciyim. Yani men üniversitede okuçuman. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Oturmak fiili hem oturmak hem yaşamak manoları gekeledi deyip örgengen edik otgen derslerimizde. Ben Bakır, Bakırköy'de oturuyorum. Ne demek? Men Bakırköy'de yaşayman manosu da. Benim her sabah dersim yok. ya'ni mening har doim ertalab darsim yo'q ya'ni har tongda darsim yo'q buning uchun ba shu sababli ham ba'zida barvaqt ba'zida esa kech uyg'onaman Ben arkadaşlarım ile aynı evde kalıyorum. Yani öğrenci hayatı diyoruz ya arkadaşlar. O yüzden öğrenci nerede yaşayabilir? Yurtta, arkadaşları ile evde ya da kendi şehrinde okuyorsa eğer ailesiyle beraber yaşayabilir. Bu arkadaşınız ben arkadaşlarım ile aynı evde kalıyorum demiş. Yani men dostlarım bilen bitti uyda yaşayman demiş. Bu öğrencimiz demek ki arkadaşları ile birlikte yaşıyormuş. Devam ediyoruz. Biz sabahları kahvaltı ediyoruz. Ben güzelce, e, ben gazete okuyorum yani. Yanlış e, okudum. Evet, baz ertelap yani tong paytı. Kahvaltı yapıyoruz yani nonuşta qılamız. Bazıda isə gazetələr oqiyman yani tong sabah. Çok güzel. Onlar televizyon izliyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Yani arkadaşları, aynı evde birlikte yaşayan arkadaşları sabahları ne yapıyorlar? Televizyon izliyorlar gördüğünüz gibi. Yani televizyon televizör Sonra beraber okula gidiyoruz. Sonra yani keyin bir gelikte mektep keketemiz. Yok ki üniversite iuniversitetda o'qiyurim dedi öğrencimiz. ya'ni men universitetda o'qiyman dedi shu yerda diqqat qilishimiz kerak bo'lgan bir jihat mavjud universitetni ham litsey binosini ham yoki maktab binosini ham hammasini biz oqul ya'ni maktab deb aytamiz turk tilida univsitoud o'shada Ve okula birlikte gidiyoruz dedi burada. ya'ni maktabga ke birgalikda de ketamiz darsdan so'nga darsdan keyin uyga qaytamiz yoki bo'lmasam tashqarida aylanamiz gazmak bu aylanmoq edi aqshomlariva dars chlisi oqshomlari ya'ni oqshom paytlari Evde, uyda, internetke kıraman ve ders tayarlayman. Demek ki hazır biz siz bilen e bir gelikte bitti o koçumuz ne hayatı. Yani kundalik tertibi hakkında uygulayıp çıktık. Ee, şimdi arkadaşlar biz başka bir öğrencinin hayatını öğrenmeye çalışırız. Yani öğrencilik hayatını öğrenmeye çalışırız. Bu arkadaşımız Türkiye'li. Ee, benim adım Ayşe demiş. Benim adım Ayşe. Özbekçesini siz biliyorsunuz. Ben Ankara'da oturuyorum. Ankara'da, biraz önce Bakırköy'de dedi, doğru mu? Demek ki Ankara'da oturmak ne olduğunu siz e, anladınız. Üniversiteyi de burada okuyorum. Üniversiteyi de. Yani Ankara'da oturuyorum. Ankara'da yaşayman, üniversitede ham şu yerde okuyman. Yani üniversitede hem Ankara'da coğraşken Annem ve babamla aynı evde yaşıyorum. Annem ve otam bilen bitti uyda yaşayman. Demek ki arkadaşlar bu öğrencimiz aynı şehirde yaşadığı ve aynı şehirde okuduğu için ailesiyle, anne babasıyla birlikte yaşıyor. Aferin. Türkiye'de bazı öğrenciler ailelerinden uzak şehirlerde okuyorlar. Biraz önce dediğimiz gibi Türkiye'de bazı okucular ailelerden uzak şehirlerde okuydular. Onlar genellikle yurtta veya arkadaşları ile evde kalıyorlar. Ular adette yurt bu. Yurt ne demek? Bu yurt talebeler talabalar turar joyiga doğru geladi. Yurt talabalar turar turar joyi. Türkiye'de adette okulçular talabalar turar joyida yoki bo'lmasan dostları bilan bitta uyda qolishar, yaşaşar, ekan. Demek ki bunu da anladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Üçüncü arkadaşımız kimmiş bakalım. Benim adım Nermin demiş. Arkadaşımızın adı Nermin. Siz Özbekçesini biliyorsunuz. Ben Berlin'de altı arkadaşım ile, ile beraber büyük bir evde yaşıyorum. Yani men dostlarım bilen, Berlin'de e, katta bir evde yaşayman. Bu Almanya'da çok normal. Bu Almanya'da adati e, hal, yani normal halat. Eken, evde büyük bir mutfak var. Üde, kette bir aşkana var. Herkes kendi yemeğini yapıyor. Hem de o zorlattığını Demek ki şu anda biz Almanya'da öğrenci hayatını öğrendik. Biraz önce iki arkadaşımızla beraber Türkiye'de eğitim hayatı yani Türkiye'de öğrenci hayatını öğrenmeye çalışmıştık arkadaşlar. Şu anda Almanya'nı öğrendik. Devam ediyoruz. Benim adım Alice demiş arkadaşımız. Benim adım Alice. Siz özbekçesini biliyorsunuz. Rusya'da öğrenciler genellikle yurtta yaşıyorlar. Arkadaşımız Alisa'nın nereli olduğunu anladınız. Yani Rusyalı gördüğünüz gibi. Rusya'da öğrenciler genellikle yurtta yaşıyorlar. Yurt neresiydi? Çok güzel. Talabalar turar joyi. ressiye Rusya'da okulçular talabalar turar joyda yaşaşadı. Ben de büyük bir yurtta kalıyorum. Demek iki arkadaşımızdan, üç arkadaşımızdan hatta farklı olarak Alisa yurtta kalıyormuş. Bu zamana kadar üç tane arkadaşımız yurtta kalmadı değil mi? Evet, bu arkadaşımız ya'ni alisa yurtta kalıyor. talabalar turar joyida yashar ekan men ham katta bir talabalar turar joyida yashayman öğrenci var. bu yerda mingta o'quvchi bor Öğrenci bu o'quvchi edi Benim küçük bir odam bor meni kichkinagina bir xonam bor odamda yatak, masa ve dolap var. ya'ni xonamda stol yatak ilk önce yatak, kravat ya'ni yotoq masa stol ve dolap şkaf bor. Ben yemekhanede yemek yiyorum. Men yemekhanede yani қайsı kandaydır aşxonada oqatlana man demek istiyor arkadaşımız demek ki arkadaşlarımız birisi ailesiyle beraber evde kaldı birisi arkadaşlarıyla birlikte bir evde yaşadı bu arkadaşımız Rusyalı arkadaşımız ise yurtta kalıyor yani talebeler durar Cahide. demek şu anda biz öğrenci hayatını öğrenmeye çalıştık arkadaşlar siz de kendinize göre nerede kalıyorsunuz eğer öğrenciyseniz tabii ki nerede yaşıyorsunuz anlatabilirsiniz. ya'ni do'stlar biz hozir siz bilan birgalikda o'quvchilar hayotini o'rganishga harakat qildik misollar yordamida bitta do'stimiz oilasi bilan birgalikda ayni uyda yashayotgan edi yana boshqasi o'quvchilar bilan birgalikda ya'ni o'z bir yani, do'stlari bilan birga ijara uylarida yashayotgan edi alisa esa ko'rganingiz kabi talabalar turar joyida yashayotgan ekan agar siz talaba bo'lsangiz e, o'zingizni hayotingizni talabalik hayotingizni mana shunday yoritib berishingiz kerak mana shu misollar orqali va darsimiz ko'nishma darsi ya'ni gaplashish darsi bo'lgani uchun o'zingizga o'zingiz gapirib ko'rishga harakat qilishingiz kerak biz yozma sifatida sizga misol berdik mana shu misollarga qarab o'rganib yodlab chiqishga harakat qiling endi esa ikkinchi e, qismimizga o'tamiz darsning ikkinchi qismi izin İzin ve rica dedik. İzin bu izin yani ruhsat manasıdır. Bunu e, siz bilen e bir gelikte gramatika derslerimizde okuyamayız. Lakin bugün e, mavzumuz öğrenci hayatı yani okulcu hayatı bulgen için bir Mart'ta tekrarla okuyamayız. Demek ki arkadaşlar izin nasıl yapılır? Yani birisinden izin soruyorsunuz. Diyelim ki öğrenci hayatı olduğu için konumuz öğretmeninizden siz izin soruyorsunuz. İzin nasıl yapılır? Fiil, fiilden sonra abilir, kalın olursa. ebilir ince olursa ünlülerimiz miim ikkila birlikte yapılır. ya'ni e, formulamizga qaraymiz fel fiil, fe'lning asosi undan keyin agar fe'limizning oxirgi bo'g'ini qalin unli bilan tugagan bo'lsa abilir ya'ni qalindan keyin qalin keladi qoidasiga ko'ra abeirmim agar felimizning asosidagi oxirgi bo'g'inimiz inja unli bilan ya'ni ingichka unli bilan tugagan bo'lsa inja unlidan so'ngra inja unli ya'ni injadan so'ngra inja qoidasiga ko'ra ebilirmi shaklida o'zgaradi shuning uchun bu yerda a harfi katta harf bilan yozilgan uni e shakliga ham o'zgartirishimiz mumkin ekan e bilir shaklida izen ya'ni ruxsat Sonra işte faydalanışımız mümkün. Mesela, mesela girmek fiili birinci örneğimiz, birinci örneğimiz arkadaşlar bakıyoruz. İçeri girebilir miyim? İçeri girebilir miyim? Girmek fiili. Fiilimiz girmek. Mek silindi. Gir kaldı. Yani gir, gir. Asas sıfatı da kaldı. Gir. ince ünlü olduğu için ebilir miyim ekledik. Ebilir miyim? İçeriye kira alamam mı yani kirse mailen sıfatı da izin sormak arkadaşlar demek ki anladıysanız devam ediyoruz bir soru sorabilir miyim dışarı çıkabilir miyim cevap verebilir miyim pencereyi açabilir miyim gördüğünüz gibi açmak fiili sonunda yani gör, görüyorsunuz açmak fiili aç yani a kalın ünlü olduğu için abilir miyim koymamız lazım buraya açabilir miyim ocha olamanmi ya'ni ochishim mumkinmi sifatida ruxsat so'rash haqida e, o'rganib o'tdik e, demak do'stlar hozir biz o'rnaklari o'rnak ya'ni misollarga o'tamiz form, formulani tushundingiz javob berabilir misin birozoncha dedik javob miyim olursa izin olur ya'ni javob bersam maylimi u izn ruxsat so'rash ma'nosida javob misin olursa bu reja ya'ni iltimos ma'nosida keladi javob misin javob bera olasanmi Tahtaya gelebilir misin? Çok güzel. Pencereyi kapatabilir misin? Tekrar edebilir misiniz? Tahtaya yazabilir misiniz şeklinde rica yapmamız mümkündür arkadaşlar. Bunu da ezberleyin iyice, defterinize yazın. demak do'stlar hozir biz siz bilan iltimos qilish yoki ruxsat so'rash ma'nolaridagi gaplarimizni o'rganib oldik buni nima uchun o'rgandik o'quvchi hayoti mavzusini mantiqiy davomi sifatida tabiiyki o'quvchi tabi hayotida o'qituvchi yani, va o'quvchi o'rtasida tabiiyki izn in ya'ni izn ruxsat va iltimos shaklidagi suhbatlar bo'lishi mumkin mana shu suhbatlarni qanday foydalanamiz degan savollaringizga javob bo'lishi uchun mana shu mavzuni takrorlab o'tishga harakat qildik albatta yodlab oling Demek ki boşlukları dolduralım. Bu size arkadaşlar ev ödevi. Kitaplarınızı aç ve soru. Buraya ya da izin ya da rica şekillerini koymalıyız. Kalemi al. Üçüncüsü. Cümleleri kontrol et. Dört. Sesi aç. Beş. Sözlüğe bak. Boşlukları doldurun arkadaşlar ve bize yazın. Biz de tabii ki size kontrol ederiz onu. demak do'stlar mana shu sizning uyga vazifangiz siz albatta izohlarimizda buni yoki izin, yoki reja shakllari bilan to'ldirib bizga yozib yuboring avval o'rgangan mavzuimizni yaxshilab yodlab olib albatta biz esa albatta tekshiramiz demak karkadashlar bugungi fe'llarimizni Fe'llarimiz izin fillerimizni Evet. flarimiz eve olmoq o'randingizmi v izin aldım. men uyga ketish uchun o'qituvchimdan ruxsat oldim izn vermek. Hocam da bana eve gitmem için ichin zinvardi o'qituvchim ham ustozim ham menga uyga ketishim uchun izin, ya'ni ruxsat berdi şey miyim arkadaşlar? ya'ni sizga nimadir iltimos qila olamanmi iltimos qilsam maylimi rica etmek. Öğrenmek zaten öğrendik. Ben şu anda size ders e, öğretiyorum. Siz öğreniyorsunuz. Öğrenmek oldu. Ben öğretiyorum. Öğretmek oldu. Demek ki fiillerimiz izin almak, izin vermek, rica etmek, öğrenmek ve öğretmek fiilleriydi arkadaşlar. Bunları siz mutlaka ezberlemeyi çalışın ve örneklerinizi bize yazın. Biz tabii ki kontrol ederiz. Bugünkü konumuzu anladıysanız arkadaşlar artık biz dersimizi bitiriyoruz. Yani dostlar bugünkü mazo'yumuz mu? bo'lsangiz darsimiz o'z nihoyasiga yetyapti darsimiz so'ngida sizga shuni aytishni e, lozim topdim ya'ni biz ar, e, endi endilikda ya'ni a ikki darajaga o'tganimiz uchun e'tibor bersan bergan bo'lsangiz ko'nishma ya'ni gaplashish ko'nikmangiz shakllangan bo'lishi bol kerak va e'tibor bergan bo'lsangiz men ko'proq turk tilida gapirishga harakat qilyapman ya'ni izohlarimizda yozib qoldiribsiz va biz unga diqqat etdik ko'proq turk tilida gapirishga harakat qilyapman siz ham turk turk tilida gaplashish qobiliyatingizni yanada oshirish uchun o'zingiz ham ko'proq gaplashishga mavzularimizni yodlab borishga harakat qiling demak arkadashlar darsimiz bir derse qadar iyi bakın. Yapın. görüşürüz <türk>